Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kanala abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Şöyle bakın, kırmızı renkte böyle reyyan marka, çok güzel. Çünkü reyyan ve cenkin dokusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir model hazırladım. Şöyle tığımın numarası 21 numara ve şöyle tülbentimle aynı renkte olan, evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Instagram üzeri gelen istek bir model. Habibi Hanım'ın isteği, bakın şöyle göstereyim, fıstığın üst kısmına şöyle 7 tane kirpik yaptık. Şöyle 3 tane sizler için çıkardım. Şöyle şu alt arka kısmından bu şekilde fıstığın kirpikleri yaparak taçlandırılıyor. Model bu arkadaşlar. Tek sıra, tek renk. Bu şekilde bu renk tülbente yaptım. Siz istediğiniz renk tülbente yaparak değerlendirebilirsiniz. İstek bir model olduğu için yapmak zorunda kaldım. Bu şekilde gönlü kalmasın Habibi Hanım'ın. Şimdi anlattığım kısmına geçelim. Tabi her zamanki gibi tülbentimizin kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. Şöyle ben tülbentimi 3 zincirle yaptım arkadaşlar. 2 zincir ince olduğu için geçen de söyledim. Bakın şöyle çok küçük oluyor. Batarken ve bu şekilde bazen kameradan tam ortalanamıyor biliyor diye. Bu şekilde siz ikişer zincir de yapabilirsiniz. Ama ben şöyle rahat yapmak için üçer zincirle tığlama işlemini yaptım. Üçer zincir de böyle zürafayı anımsatıyor. Güzel de oluyor. Beğenenler üçer zincirle de yapabilir. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle arka tarafı unutuyoruz arkadaşlar. İlk başlar gibi başlıyoruz bakın. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimi sabitleyerek başladım. Bu göstermiş olduğum arka tarafı unutalım ve ilk başlar gibi başlayalım. Tığ battığının içine sık iğne ile sabitledikten sonra şöyle ipimizi esnettik. 3 zincirimizi çekip tığ battı oluşturduk. 3 zincir, 3, 1, 2, 3 zincir. 4 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. İlk başlarken sıfırdan 4 tane üçer zincirden tığ battı yaparak başlıyoruz. Ve şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim bakın. Bunun üzerine fıstık yapacağız. Şöyle ilk 3 ilmeği her zaman söylediğim gibi şöyle bakın fazla uzatmıyorum. 1, 2, şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, şöyle 18. 18 tane bakın tığıma fıstık içine ilmeği topladım. Şöyle tığın hepsini birden geçince hafif şöyle bir yuvalama oluşacak arkadaşlar. Ve boş olan yandaki tığ battımızın içerisine giriyorum. Ve bakın bu şekilde. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum ki bu fıstığın da açılma olmasın. Bakın hafif orta büyüklükte bir fıstık yaptık. Bir zincir çektik ya. Bir sonraki tığ battıya bir zincirle geçiş yapıyorum. Şöyle şık, net gözüksün. Evet. 14 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Hemen ters tarafına çevirdim bakın. Şöyle
Fıstığın hemen yanındaki boş olan, bakın hiç girilmemiş, tığ battı. 14 zincirimi sabitledim. Arada 3 tane boş mesafe tığ battısı kaldı. 3 tığ battı bizim ikinci fıstıklı çiçeğimizin arasındaki mesafemiz. Yanına muhakkak bir tane sık iğne yapıyorum ki şöyle dönüşlerde yukarı doğru kalkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayın, yanına hemen bir sık iğne yapıp sonra yuvaya sık iğne yapın. Bakın köşe daha güzel duracaktır. Şöyle göstermek istiyorum tekrar. Şu dönüşlerde böyle bir zincirde de dönseniz fıstık olunca daha güzel duruyor. Sadece tek fıstık arkadaşlar, güzel gözüksün diye bu şekilde tasarladım, denedim, olmadı o şekil. Bu şekil çok hoş durdu. Şöyle kapatıyorum. 4 zincirden ilk kirpi. Yanına hemen bir sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. 4 zinciri kapatıp buraya sabitliyorum. 1 sık iğne. 4 zincir. Yanına hemen bir sık iğne. Bu şekilde şöyle güzel güzel kirpiklerimiz oluşacak. Yine 4 zincir. Kapatıyorum. Toplamda bu şekilde 7 tane 4 zincirden kirpik yapacağız. 4 oldu. Sık iğnesini yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir. Yanına bir sık iğne. Şöyle. Hemen yanına bir sık iğne. Evet, toplamda 2, 4, 6. Sonuncu 4 zinciri de çekip fıstığımızın tacını bitiriyoruz. Son bitişi arkadaşlar sık iğne ile bitiriyorum. Bu zincir çekmeye başladığım tığ battıya da girerek tığ battı seviyesine indim. Evet, bu kadar arkadaşlar. Şöyle geriye doğru çekerek fıstığımızın tacını düzlüyoruz. Şöyle el işimiz bitti. Ütüden önce de elimizde düzeltme yapacağız. Yine bakın. İlk başladığımız noktaya geldik. Üçer zincirden 4 tane buraya tığ battı yapacağım. Bu 1. 3 zincir. 2. 1, 2, 3 zincir. 3. 1, 2, 3 zincir. Evet, 4 tane tığ battıdan sonra hemen 9 zincir çekerek fıstığın yapılışına başlıyorum. 6, 7, 8 ve 9. Örmesi çok zevkli arkadaşlar gerçekten. Şöyle ilk 3 tanesini küçük, fazla uzatmıyorum yani. İlmekleri kısa tutuyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Evet, 18 tane ilmeği bu şekilde doldurdum tığıma. Hepsini birden kapatıyorum. Bakın dibine değil de bir sonrakine, boş olana batıyorum. Böyle güzel duruyor fıstığımız. Hem büyük olduğu için dip kısmı olmuyor arkadaşlar. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın fıstığımı oluşturdum bu şekilde. Ve dibine de bir tane zincir çekip bir sonraki tığ battıya şöyle geçiş yapıyorum. Bu halkanın kirpikleri güzel duruyor o zaman arkadaşlar. Evet, şimdi 14 tane zincir çekiyorum. 5, Bismillah. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle bakın fıstığın hemen yanındaki boş olan bu tığ battı. Arada 3 tane kalıyor, görüyorsunuz.
Evet, püf noktamızı da yapalım arkadaşlar. Aynı tığ batıya sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekerek dönünce bu farklı bir olduğu için sık iğne kadar güzelliği vermiyor arkadaşlar. Bu şekilde 1, 2, 3 ve 4 zincir. Şöyle bakın, dip kısmından bu sık iğneyi, hani siz daha net görürsünüz kameradan. Oturtturarak yaparsanız güzel duruyor. Şöyle ben de elim çekili kenara çekerek oturtturuyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sık iğne. 4 zincir. Bir sık iğne. 4 tane bu şekilde bakın kirpiği oluşturduk. Sık iğnemiz de var. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 son sık iğnesinde yine aynı zincir çekmeye başladım. Yuvanın içine girip sabitliyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Mesafe olarak 3 tane kalıyor. Dördüncü de fıstığımızın tacını yaparken kullanıyoruz. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Kapatıyorum. Evet, bir tane daha yapalım. Tamamlansın arkadaşlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zinciri çekiyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle ilk 3 ilmeği fazla uzatmadan alıyorum. Köşe dönüşleri düzgün dursun diye. Şöyle 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, şöyle 15, 16, 17, 18. 18 tane ilmeğin hepsini çektim. Bakın bir yuvarlak oluşturdum bu şekilde. Ve yandaki hemen boş olana kapatıyorum fıstığımı. Üzerine bir zincir. Şekilde 14 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 18 ilmekli fıstığı bu şekilde 14 tane arkadaşlar. İyi geliyor. Şöyle çeviriyorum. Hemen bakın fıstığın yanındaki boş olan tığ battıya kapatıp yanına da bir tane sık iğne yapıyorum ve çeviriyorum. Hemen buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanına bir sık iğne. 1, 2, 4 zincir. Bir sık iğne. 4 zincir. Evet, şöyle geriye doğru çekince güzel bir şekil alıyor. Sık iğnemizi yaptık. Sırada 4 zincirimizde. Sık iğne 4 zincir.
Tekrar 4 zincir. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Sık iğnemi yapıyorum. Ve bakın aynı. Zincir çekmeye başladım. Tığ battıya kapatıyorum. Ve bitiriyorum. Şimdi ara mesafesi olan 3 zincirden 4 tığ battı. 3 tığ battı yaparak bırakacağım. Siz 4 yapıp devam edeceksiniz. Evet. 3 zincirimi çekip şöyle bakalım. Evet. Modelimizi tamamladık. Şöyle akşam çekimi bu şekilde arkadaşlar. Bakın kalıp gibi zarif bir model oldu. İnşallah net ve güzel, işinize yarayan da bir çekim olmuştur. Ters tarafı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın kirpikler ters tarafından daha hoş ve zarif duruyor. Ters tarafında kirpikleri daha çok beğendim diyebilirim. Evet, şöyle elimin üzerinde size göstereyim. Işık açısından. Kolay bitecek. Tek sıra ama gösterişi olan bir model. Bir de arkadaşlar şu mesela bunlar yapılınca üst üste gibi dursa iki tırnağınızla bakın kirpiklerin arası nasıl güzel açılıyor. İki tırnağınızla çekip fıstığın tepesini bu şekilde şekillendirerek şöyle bakın göz göz güzel bir açılım oluyor. Bu şekilde düzeltebilirsiniz fıstıklarınızı. Şöyle. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle bir de sallantılı haline bakayım arkadaşlar. Güzel ve hoş bir model oldu. Evet, modelimiz bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.